Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Ekim gününden size selamlar. Bugün gene şanslı günümdeyim. Yanımda daha evvelden görmüş olduğunuz Hasan kardeşim var. Bana bugün kavurma ısmarlayacak. Hem de fırsat bulursak Akçay'a su değirmeninde doğal un almaya gidiyoruz. Hadi yola çıkalım. Evet, maalesef kavurma yemedik. Kavurmacı kapanmış. Onun yerine çok eskiden bir tanıdığım pideci bir abimize geldik. Mekanı böyle E5'in üstünde, çay kışla sapağının dibinde. Çok iyi bir ustadır kendisi. Yeni bir yer açmış. Oradan bir pide yiyelim bakalım. Pidelerimiz geldi. Çok mükemmel gözüküyor. Yahu bu Hasan abi de bize çok şey ısmarlıyor ama bakalım sıra bize gelecek. Arkadaşlar bu adam Tuncer Tepe'nin tesislerinin ustasıydı eskiden. Adapazarı'na gelenler bilir, Tepe tesisleri vardı E5'in üstünde Ankara yolunda. Bunun ustasıydı. Çok güzel pide yaparlardı orada ama şu anda kapalı. Şöyle bir pidemizin tadına bakalım. Ondan sonra un almaya gideceğiz inşallah. Arkadaşlar burada pide yediğimiz yerde tabak tezgahı açılmış. Bu Salih abim. Yılların ustası. Ahmet derlerdi ya. Bize karpuz kesiyor. Abi bırak şimdi Ahmet'i, şu karpuza bakalım. Hazineye denk geldik, hazineye. Bakalım nasıl bir karpuz çıkacak. Of of, böyle bir karpuz organik. Arkadaşlar sarı karpuz. Harika harika. Çekirdeklere bakar mısınız? Tam eski usul karpuz. Bunu bulmak çok zor. Bulamazsın ki. Burada daha değişik karpuzlar da var. Şöyle uzun karpuz var. Bunlar tamamen organik. Yerli tohum. Beyazların içi kırmızı. Of. Harikasın abi. Dur şöyle bakayım. Bu abi ya. Uzun karpuzların kesti. Bunun da içi kırmızı. Çekirdekleri büyük. Tam eski usul karpuz bunlar arkadaşlar. Arayıp da bulamazsınız. Hemen bakalım tadına. Abi şuradan bir ucundan. Gördüm bir daha. Abi şu tepeden yapsaydın şöyle. Ya oldu. Sıradan kesti. Sıradan. O yok öyle torpil. Harika. Bir çocuk bir tane ondan mı? Orijinal karpuzlar. Arkadaşlar burası bakın Zümrüt, bir de lahmacun. Demin dediğim gibi E5'in kıyısında Çaykışı Sapağı'nı geçince hemen orada. Evet arkadaşlar, su değirmenine geldik. Adapazarı Akçay'dayız. Abi müsaadenle şunu bir çekiyorum. Evet, tam anlamıyla eski değirmen. Ne kadar abi? 500 sene. Yapma ya. Ben bunu duyuyordum da hiç gelmek nasip olmadı. Bak şu değirmen abi. Mısır olsa döndürürüm, mısır da yok. Buğday var mı? He? Buğday. Buğday bitti. Hiçbir şey kalmadı. Döndüremeyeceğiz mi şimdi bunu? Yok, içinde mısır yok. Bak az bir şey var. Yok, bekle. Oh, değirmen taşı. Evet, böyle bir şey arkadaşlar. Bu ne var hala? Ama gene bizim alacağımız kadar un vardır sende. Un var, mısır unu var. Buğday da var mı? Buğday bitti bugün. Eyvah eyvah. Trabzon mısırı. Tamam abi. Abi geç, şirali var arkada. Ağaçlarda şirali var. Geç, arka tarafı da hemen geç. İyi. Burası değirmenin arkası. Thank you.
Teşkilat böyle. Burada da şelale var. Şimdi gidelim unumuzu alalım. Bu tahtanın 90 yıllık olduğu söylendi arkadaşlar. Doğrudur. Eskiden şerit yokmuş, yürüyüşte bir altı böyle elle biçiyor vardı. Değil mi? Elle biçilmiş tahtalar. Harika. Gerçek mısırımızı aldık. Bundan ben şimdi bir kıymak yaparım. Akıllara zarar. Tereyağla peyniri getir, ben sana burada da yaparım. Sen peyniri getir, ben de yaparım. Nerede bulacağız o peyniri? Bak, onu 1944 senesinde dedem yazmış şimdi. Bunu değil mi? Bak orada yazdı, dışarıda var bak. Eskiden insanlar sevilir, eşyalar ise kullanılırdı. Gün geldi eşyalar sevilir, insanlar kullanılır oldu. Dede yazmış 45 sene var.